Babuç Haber'den herkese merhaba. Yine yepyeni bir bültenle karşınızdayız. İlk haberimiz okul saatleriyle ilgili. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın İstanbul Teknik Üniversitesi ile yaptığı ortak çalışmada yaz saati uygulamasının birçok yönden daha avantajlı olduğu sonucuna varıldı. Buna göre Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kars'ta okuyan bir öğrenciyle Edirne'de okuyan bir öğrencinin aynı saat okula gitmek zorunda olmadığını söyledi. Önümüzdeki seneden itibaren illere göre bir okul saati değişikliği yapılabileceğini söyledi. Bir yazılı dönemi daha geldi, çattı. Ülkedeki birçok arkadaşımız için bu hafta ve önümüzdeki hafta yazılı haftası. Tabii Tonguç Akademi sizi yazılılarda da yalnız bırakmıyor. 5. sınıftan 10. sınıfa kadar tüm yazılı videoları şu anda YouTube'da yayında. Peki yazılı döneminde en çok nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda hocamıza fikir danışmamız gerekiyor. Hocam sizdeyiz. Yazılı haftaları plansız olmaz. Bir tane A4 kağıdıyla çok basit bir plan hazırlayabiliriz. Birinci önceliğimiz şu. Şöyle kabaca bir plan çizgisi hazırlayın. Benim yazım biraz çirkin. Yani evet bayağı bir çirkin, farkındayım. Şöyle günleri bir yazın. Sonra yazıları bir yerleştirin. Nerede hangi yazılı var? Mesela ben buraya matematik koydum 25 Mart'ta. Ama 22 Mart'ta çok kolay bir yazılınız var. Üçüncü adımda şunu uygulayın. Deyin ki ben bu 22 Mart'taki yazılıyı şurada 2 saatlik çalışmayla hallederim. O zaman buraya not düşün. Ama matematik burada bir günde hallolmayacaksa gerekirse 18 Mart'tan itibaren ya da atıyorum 20 Mart'tan itibaren yarımşar saat ya da birer saat ekleyerek toplayın, gelin ve en son burada yüklenip yazıları bu şekilde halledebilirsiniz bence. Hepinize iyi çalışmalar şimdi. Geçiyoruz temel liselere. Bir önceki haber bültenimizde temel lise ve özel kursların kapanacağını söylemiştik. Tabii bu gelişme üzerine ailelerde de öğrenci arkadaşlarımızda da birazcık endişe oluştu önümüzdeki sene ne yapacaklarına dair. Bu konudaki rahatlatan açıklama Milli Eğitim Bakanımızdan geldi. Milli Eğitim Bakanımız kursların yerini ücretsiz dijital eğitimler alacak dedi. Sıradaki haberimiz sınavlara hazırlanan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Geçen ay yapılan açıklamada tüm Türkiye'deki temel liseler, dershane ve kursların kapatılacağını belirten Milli Eğitim Bakanlığı yol haritasını belirledi. Buna göre öğrencilere önümüzdeki yıldan itibaren hem dijital hem de sınıf ortamında takviye eğitim imkanı verilecek. Bu kapsamda EBA'ya bağlı bir dijital platform oluşturulacak ve öğrenciler bu platformda efsane öğretmenlerden ücretsiz ders dinleme imkanına sahip olacaklar. Dijital eğitim deyince akla gelen ilk isimlerden biri de Şenol Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ne düşünüyorsunuz hocam önümüzdeki sene dijital eğitime geçilmesiyle alakalı? Bu aslında çocuklar için çok iyi bir fırsat olacak. Çünkü her dersten ve her konudan ellerinde bir sürü video olacak. Bu videolarla istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri kadar tekrar yapabilecekler ki zaten video derslerinin en büyük avantajı da bu. İstediğin yerde, istediğin zaman, istediğin kadar. Sizi yakalamışken öğrenci arkadaşlarımızın videolu soruları var hocam. Onları da yöneltmek istiyoruz. Tabii. Merhaba, ben Ceren Alver. Okulda matematiğim iyi ama denemelerde netlerimi yükseltemiyorum. Ne yapmalıyım? Cevaplarsanız sevinirim. Evet, arkadaşımızın bu sorusu için teşekkür ediyoruz. Aslında klasik bir soru. Bu soru çok geliyor. Şimdi okul dersinde başarılı olmak biraz daha kolaydır. Çünkü öğretmeninizi tanırsanız, okulu, sistemi az çok tanımışsınızdır. Yazılılara çalışır ve iyi notlar alırsınız. Ama bu ortak sınavlara gelindiği zaman burada farklı bir strateji devreye girer. O da şudur. Test çözme kabiliyeti. Bu test çözme kabiliyeti soru çözerek gelişir. Bu soru çözerken de tabii birçok arkadaşımız takılıyor, çözemiyor. Asıl problem de burada. Burada iyi bir öğrenme süreci ardından soruları çözerken çözemedikleri soruları biriktirip, çözemedikleri sorular üstüne giderek bunları eriterek netlerini arttıracaklar. Yani net arttırma sürekli çalışıp düzgün bir grafik şeklinde ilerlemez. Takılırsınız, düşersiniz, çözemediğiniz soruları sonra tekrar çıkışa geçersiniz. Evet. O biriktirdikleriniz üstüne gittikçe netleriniz artacaktır. Yani burada biraz inatçı olmak gerekiyor. Netler inatla artıyor. Soruyu soran arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hocam katıldığınız için size de çok teşekkür ederiz. Sıradaki haberimize geçelim. Bültenimize önemli bir gelişmeyle devam ediyoruz. Teneffüs süreleri uzuyor. Tabii teneffüs süreleri uzayınca ders sürelerinde de bir kısalma meydana gelecek. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk katıldığı bir programda şöyle dedi. Teneffüs sürelerinden ziyade teneffüsün nasıl değerlendirildiği önemli. Bununla ilgili yaptığımız çalışmada tasarım ve beceri atölyeleri kuruyoruz. Aynı zamanda Spor Bakanlığı'yla da ortak bir çalışma halindeyiz dedi. Yani artık teneffüsler çok daha eğlenceli ve çok daha verimli geçecek diyebiliriz. Peki teneffüs sürelerinin uzamasıyla ilgili öğrenciler ne düşünüyor? Muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Teşekkürler Engin. Şimdi röportajımıza başlıyoruz. Merhaba, kaçın sınıfsın? 10. Sence teneffüs süreleri kaç dakika olmalı? 15 ve 20 dakika arası olabilir. Yani daha iyi olur bizim için.
8. sınıf. Teneffüs süresi şu anda 10 dakika. Bize yetmiyor, gerçekten yetmiyor. İlk teneffüs 5 dakika ama ondan sonrası kantine gidiyoruz. Hemen ders zili çalıyor. Hocalar zaten sınıfta bekletiyor. Bir 10 dakika daha olsa bizim için gerçekten çok iyi olur. 7. sınıf. 15 dakika olsun yeter. 10 dakika yetmiyor zaten. Zaten bir de 5 dakikasını alıyorlar öğretmenler. Bekleyin diyor. Şunu yazın öyle çıkın diyor. Yani 15 dakika olsun yeter bence. Kaçın sınıfsın? 11. sınıfım. Sence teneffüs süreleri kaç dakika olmalı? Ortalama bir 20 dakika olsa veya 15 dakika olsa daha iyi olabilir bence. Merhaba, 12. sınıfım. Sence teneffüs süreleri kaç dakika olmalı? Teneffüs süresi bence şu an iyi. Zaten ben sınav senem olduğu için teneffüslerle fazla ilgilenmiyorum soru çözmekten. Vaktimiz yok zaten. 7. Bizim okulda 10 dakika, 15 dakika olmalı. Çünkü 10 dakikada istediğimiz her şeyi yapamıyoruz. Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 10. Sence teneffüs süreleri kaç dakika olmalı? 15 dakika. 10. sınıfım. 10 dakika bence. 7. Teneffüs süreleri sence kaç dakika olmalı? 20. 11. sınıfım. Bence 15 dakika olmalı. Ülkemizde birbirinden başarılı sporcu arkadaşlarımız var. Şimdi o arkadaşlarımız hangi branşta neler yapmışlar onları izleyelim. Ülke genelinde başarılı sporcu gençler. İlk haberimiz kayakla alakalı. Van'ın İpek Yolu ilçesindeki Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Meryem Sena Yurtsever, Erzurum'da yapılan kayakla oryantinik şampiyonasında Türkiye birincisi oldu. Ardından Sarıkamış'ta yapılan Avrupa şampiyonasında da başarı gösteren Meryem, İsveç'te yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Diğer haberimiz basketboldan. Aydın'ı U14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası'na temsil etmek üzere Manisa'da düzenlenen müsabakalara katılan Denktaş Güneyspor, burada elde ettiği başarılarla Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Diğer haberimiz boksla alakalı. Şubat ayında İstanbul'da yapılan Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi Buse Soğlan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan tarafından altınla ödüllendirildi. Son haberimiz eskrimle alakalı. İtalya'da düzenlenen Yıldız ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Yıldız Kadın Kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da çiçeklerle karşılandı. Tüm arkadaşlarımızı tek tek kutluyoruz. Son haberimiz teknolojiyle ilgili. Şarjı bitmeyen telefon icat edildi demek isterdim ama maalesef henüz o teknolojiye ulaşılmadı. Peki şarjımızı en çok hangi uygulamalar yiyor? Bunlara bir göz atalım. Birinci sırada sosyal paylaşım platformu Facebook var. İkinci sırada bir virüs tarama uygulaması Clean Master var. Üçüncü sırada Snapchat ve dördüncü sırada Google Chrome var. Google Chrome'u hepimiz çok sıklıkla kullanıyoruz. Yediği şarja helal hoş olsun diyebiliriz. Peki biz şarjımızın çok çabuk bitmemesi için neler yapmalıyız? En önemlisi orijinal şarj aleti kullanmalıyız. Telefon şarjdayken sık sık kurcalamamalıyız. Ve kullanmadığımız uygulamaları silerek telefonumuzu çok daha uzun ömürlü kullanabiliriz. Sizin de bu konuda tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü. Buradan tüm kahraman şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz ve onlara ne kadar minnettar olduğumuzu asla unutmuyoruz. Cesaret, onur, vefa. Bir kahramanlık öyküsü Çanakkale Zaferi. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşleyen bu zafer, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda nedenli kararlı ve kahraman olduğunu gösteren bir anıt cephedir. Her siperde ayrı bir destan yazan askerlerimiz, Çanakkale geçilmez ilkesini tarihe silinmemek üzere yazdırmıştır. Tüm aziz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hayırla yad ediyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki bültende tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.